Mehmet Gülsever Doğru Haber. Dost doğru söylemeliği ne istediniz de halkımız vermedi. Bu gemiyi selametle çıkarmasanız Müslüman halkını iki eli iki dünyada da yakanızdan düşmeyecek, böyle biline. İkinci 15 Temmuz'u olur halkımızın bilesiniz. İkinci bir darbeyi içeriden yemenin bedelini bilmem daha kaç nesil öder ve bilmem daha kaç nesil boyunca dindarlar siyaseten suskunluğa kapanır, kimse kestiremez. Kuzu postuna bürünerek Müslüman halkımızın aklını, parasını, çocuklarını, yüzyıllık enerjisini, birikimini yine iktidarların açtığı alanla toparlayan FETÖ'nün darbeci, batıcı, ABD'ci, siyonist hain yüzü ortaya çıkınca aslında en büyük darbeyi halkımızın dindarlara ve cemaatlere olan teveccühü yedi. Gerçi kuzu postlu kurt bu kardeşinizi çokça söylendik ama kâr etmez. Ama olsun, kendisinin de kandığına inanılan bir iktidar vardı teselli olarak. Her ne kadar pusuda yatan, fırsat kollayan tedavülden kalkmış, miadi dolmuş fikir ve akımlar buradan büyük bir din karşıtlığı devşirdilerse de halkımızın engin birikimi onlara çok prim vermedi. Şimdi de sıra iktidarda. Bilmem farkında mısınız, iktidar çok rahat görünüyor. Her ne kadar darbe girişimi sonrası çürük çarık anlayışlarla iş tuttuysa da, kokuşmuş ritüelleri ifa etmeden kraldan çok kralcı kesildiyse de, FETÖ'den doğan boşluğa yordu Müslüman halkımız. Ve yine halkımızı o kahır ve sabır çekmede, engin olan sinesinde buna da yer bulmakta güçlük çekmedi, hazanın geçici olacağı ümidiyle. Elbette ki faizsiz sistem önemli, değerli ve Kur'an'ın mucizesi bakımından çok anlamlıdır ve bir önceki yazımızı bu konuya ayırmıştık. Ancak iktidarın zaman ve şartların değişmesiyle eylem ve söylem değiştirme geçmişi, halkı bir şüpheye de duçar etmiyor değil. İçeride ve dışarıda emperyal ve çürük yapı ve anlayışlara dönük halkımızın heyecanını doruğa çıkaracak öyle sözler sarf edildi ki, ancak sonrasında dilin ve günün tersine dönmesi halkta haklı bir güvensizliğin izlerini bıraktığı bırakıyor. Halkımız FETÖ ile birlikte 100 yıllık enerjisiyle iktidara teveccüh etti ve yerel yönetimlerle birlikte tarihte eşine rastlanmayan kesintisiz 30 yıllık iktidar bahşetti. Sakın ha bu felaketle halkı başkasına bırakıp gitmeyin. Şayet bu felaket derinleşir ve siz bu şartlarda indirilirseniz, sivil alandan sonra halkımızın siyasi alandaki 15 Temmuz'u olur. Belki de bu halk için tarihi bir hezimet olur. Mütedeyyinlerin siyasi dili oldukça kısalır. Genç nesiller bu iki yıkımdan sonra bir daha sahneye inmeye, yeni bir enerji biriktirmeye ve bu yaraları halkın gündeminden ve zihninden silmeye ya mecal bulamaz ya da 10 yıllara ihtiyaç duyacaktır. Sakın ha bir başarısızlığı aklınızın ucundan geçirmeyin. Hiç değilse çıktığınız en yüksek yerde bırakın. Hoş orası bizim için çok aşağı bir yer ama olsun. Olası bir hezimet, emperyal dünyanın 200 yıldır dayattığı siyasi, askeri, ekonomik ve içtimai tezlerinin tekrar ve geri dönüş sözü hayat bulmasına zemin açacaktır. O nedenle bugüne kadar oyunu, gönlünü, yerine göre malını ve kanını size vermiş dindar ana gövdeye dönün ve onları dinleyin. Sırtınıza dayadığınız çürük çarık, denenmiş, köhne, taş beton kültürün sahiplerinden size asla hayır gelmeyecektir ve ipinizi çekmeye ilk onlar yeltenecektir. Dini ritüelleri aşan boyutta icra ettiğiniz kutsamaların da kurtuluş olmadığı gün gibi aşikardır. Yok eğer siz zaten buysanız ki inanmıyorum ve ikinci bir FETÖ aldatması yaşıyorsak, defalarca aynı delikten ısırılıyor olmamızdan ötürü yuh olsun bize. Yok bildiğiniz bir şey varsa da halkla paylaşın. Değilse herkes yeni bir devir için gardını alsın.